Merhaba çocuklar, Türkçe dersimize hoş geldiniz. Konumuz olumlu ve olumsuz cümleler. Bir olayın ya da yargının olduğunu olabileceğini, gerçekleştiğini ya da gerçekleşebileceğini bildiren cümlelere olumlu cümle diyoruz. Peki ne demek? Birlikte örnekler üzerinden inceleyelim. Dün film izledik. Bakın burada dün izlediklerini söylemiş. Yani izleme olayı gerçekleşmiş ve bitmiş. Olumlu cümle. Geçmişte gerçekleşmiş. Bu yüzden biz bu cümleye olumlu cümle diyoruz. Okula gideceğim. Buradaki ifade daha gerçekleşmemiş. Geleceğe dair yapılan bir plan. Belki yarın, belki bir ay, belki bir yıl sonraya dair. Ama okula gideceğim diyor. Olumlu bir ifade kullanıyor. Bu yüzden olumlu cümle. Diğerine bakıyoruz. Spor yaptım. Sporu yapmış, bitirmiş çocuklar. Yani gerçekleşmiş bir ifadeden bahsediyor. Bu yüzden olumlu cümle. Bir olayın ya da yargının olmadığını, olmayacağını, gerçekleşmediğini, gerçekleşmeyeceğini bildiren cümlelere olumsuz cümle denir. Örnek cümlelerimize bakalım. Dün film izlemedik. Bakın az önceki cümlede ne vardı? İzledik diyordu. İzleme olayı gerçekleşmişti. Burada dün film izlemedik diyor. Yani izleme olayı gerçekleşmemiş. Olumsuz cümle. Okula gitmiyorum. Okula gitmeyle ilgili bir planı yok. Şu an için okula gitmiyor. Olumsuz cümle. Spor yapmadım. Spor yapmamış. Yani spor yapma olayının gerçekleşmediğini söylüyor. Bu yüzden olumsuz cümle. Olumlu cümleleri olumsuz yapmak istiyorsak iş hareket bildiren sözcüklere me, ma, mı, mi, mu, mü eklerini getiririz. Ya da yok, değil kelimelerini kullanarak olumsuz yapabiliriz. Örnek cümlelerimize bakalım. Akşam erken uyudum. Uyumak iş hareket bildiren kelimelerden biri. Buna me, ma getireceğiz. Akşam erken uyumadım. Bakın ma getirdik ve olumsuz yaptık. Pazara gitmek istiyorum. Olumsuz yapalım. Pazara gitmek istemiyorum. Çocuklar olumlu olumsuz cümleleri hayatımızda kullanıyoruz zaten. Sadece farkında değiliz. Kardeşim şarkı söylüyor. Kardeşim şarkı söylemiyor. Bakın mi ekini getirdik. Olumsuz yaptık. Bu kalem benim. Olumsuz yapalım. Bu kalem benim değil. Bakın değil kelimesini getirerek olumsuz yapmış olduk. Çantamda kitap var. Çantamda kitap yok. Yok kelimesini getirdik. Cümlemizi olumsuz yaptık. Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.